Güzel bir sorumuz var. Bunda yorumlamaya çalışalım arkadaşlar. A ve B marka iki robot bir futbol sahasının çimlerini biçmek için programlanıyor. Çimlerin biçilmesi bu iki robottan. A'nın çalışma hızı iki katına çıkarılıp B'ninki yarıya düşürülürse 4. A'nın çalışma hızı yarıya düşürülüp B'ninki iki katına çıkarılırsa 8 e, çıkarılırsa 5 saat sürecektir. Bu verilere göre bu iki robot hızları değiştirmeden çalıştırılırsa çimlerin biçilmesi kaç saat sürer diye sorulmuş. Burada yapılacak işi x birimlik iş gibi düşünelim. Bence bunun üzerinden gidelim. Hani yarıya düşürmek falan olduğu için şöyle yapalım. Normalde A'nın bir saatte yaptığı işi iki tane küçük A ile gösterelim. B'nin de bir saatte yaptığı işi kendi hızıyla iki tane küçük B ile göstermiş olalım. Şimdi A'nın çalışma hızı iki katına çıkartılırsa bir saatte yaptığı iş de iki katına çıkar. Yani A artık bir saatte 4A iş yapıyor olur. İş 4 saat sürmüşse bu 4 çarpı 4A'lık iş yapar. Bunun üstüne B'ninki yarıya düşürüldüğü için 2B'den B'ye düşmüş olur onun yapacağı iş. 4 saat çalışınca da 4 çarpı B'lik iş yapar. Buradan ben 16A artı 4B'ye ulaşırım. Bu da yapılacak X birimlik işi bana vermiş olacaktır. Aynı mantıkla buraya bakıyorum şimdi. A'nın çalışma hızı yarıya düşürülürse bu sefer o A'ya düşer. 5 saat dediği için burada 5 çarpı A'ya ulaşırım. Artı B'nin 2 katına çıkartılırsa saatte 4B iş yapar. 5 saatte de 5 kere 4B'den 20B'lik iş yapılmış olacaktır. Yani buradaki 20B artı 5A'nın da bana neyi verdiğini söyleyebilirim. X'i verdiğini söyleyebilirim. Burada ikisi de X'i verdiği için ikisini birbirine eşitleyebilirim diye düşünüyorum. 16A artı 4B eşittir. 20B artı 5A olur gelecektir. Buradan da 11 A eşittir. Neyi yakalamış olurum ben? 16 B'yi yakalamış olurum. Yani burada ben A'yı 16 birim olarak alırsam B'yi de 11 birim olarak almam gerekir. Şurada yerine yazarsam yapılacak toplam işi de bulmuş olurum. Yani burada A yerine 16 yazdığımda 16 çarpı 16 gelir. Artı B ye yerine de 11 yazdığımda 4 çarpı 11 gelmiş olur. Bu toplam bana yapılacak işi verecektir. 16 çarpı 16 ne yapar? 256 yapar. Buradan da 44 geldiği için toplamları bana 300'ü verir. Burada yapılacak toplam işi 300 birimlik bir iş gibi düşünebilirim. Diyor ki bu iki robot hızları değiştirilmeseydi kaç saatte bu işi bitirirlerdi? Hızları değiştirilmezse birinin bir saatte yapacağı iş 2A birininki de 2B'dir. Yani toplamda bir saatte 2A artı 2B iş yaparlar. K saat sonra benim istediğim 300 birimlik işi yapmış olsunlar istiyorum. Normalde A'yı kaç bulmuştum? 16. B'yi kaç buldum? 11. Yerlerine yazdığımda 2 kere 16 32 gelir. 2 kere 11 22 gelmiş olur. Bunları topladığımda bana neyi verecektir? 54'ü vermiş olacaktır. Bu durumda 54 K eşittir. 300'e ulaşırım. K de buradan 300 bölü 54 olarak bulunmuş olur. 300 bölü 54'ü hemen şurada düzenliyorum. Bunu kaçta oranlayabilirim? 6'ya. 6'ya böldüğümde bu 50 gelir. 6'ya bölünce de bu 9 gelmiş olur. Doğru cevabında E şıkkı 50 bölü 9 gelmesi gerekir. Arkadaşlar güzel bir soru. Sınav ayarı bir soru. Umarım çözümde açıklayıcı olmuştur.